İyi Parti'nin genel başkanı ve kurucusu olan Meral Akşener'den bahsedelim biraz. Bildiğiniz gibi sosyal medya Türkiye gündeminde büyük bir çukur. Hani çukur olarak biliniyor. Yani karanlık bir çukur. Orada insanların küfürler, hakaretler, terbiyesizlikler böyle hani insanları böyle genellikle bayanlarda görülüyor. Yani taciz, zorlama, buna benzer hani kötü, çirkin paylaşımlar, insan ahlakını yani toplumun ahlakını bozacak çok konuların geçtiğini ve büyük paylaşımların olduğunu biliyoruz. Şimdi bu sosyal medyada dolaşan yalan yanlış haberler, iftiralar ve hakaretler neticesinde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı yani Recep Tayyip Erdoğan yani AK Parti olarak bu sosyal medyaya bir hani kılıf, hani bir kural, kanun uygulamak istiyorlar. Birazcık da hani Türkiye'de bunların temsilcileri yok. Türkiye'ye vergi ödemiyor. Türkiye'nin sırtından büyük paralar kazanıyorlar. Bunun içinde bir düzenleme getirmek istiyorlar. Meral Akşener de biliyorsunuz kendi ağzıyla istemeyerek itiraf etti. Netflix'e dedi eğer ki kapatma, sosyal medya kapatımı getireceksen diyor yani. Bunu abartıyorlar tabii onlar. Direktmen sosyal medya özgürlük alanımıza müdahalede bulunuyor. Direktmen bütün sosyal medyayı Facebook, Twitter, YouTube ve Netflix'i tamamen kaldıracak ortadan AK Parti, diktatör AK Parti demek isterken ağzından Netflix'te Dark dizisini takip ettiğini ve onu izlediğini Erdoğan'ın eğer ki Netflix'i kaldırırsa o Dark dizisinin bitimine kadar beklesin diye bir açıklamada bulundu. İstemeyerek itiraf etti. Ve arkasından Kılıçdaroğlu da şimdi zaten Meral Akşener'i biliyorsunuz FETÖ kurdu, kurdutturdu, destekledi. Bütün teşkilat, il ve ilçe teşkilatlarındaki bütün yönetim ve yöneticilerin arasında FETÖ'nün parmağı var. Maddi, manevi bütün destek onlarda. Şimdi sırf Erdoğan'ın karşısında Erdoğan'dan oy koparayım diye bir dişi kurt oluyor, bir asena oluyor, bir CHP'nin hani CHP'nin hani işbirlikçisi yani Millet İttifakı içerisinde oluyor. Bir HDP'ye göz kırpıyor. Yani tam olarak ne olduğu belirsiz. Böyle ortada her tarafa rüzgar ne yandan eserse o yanına yatan bir genel başkan. Şimdi burada hani millete hep söylüyoruz, uyarıyoruz. Bakın bundan hani ne dişi kurt olur, ne asena olur. Bu yalancı. Bu sizi kandırıyor arkadaşlar. Bunlar bakın ülkenin bir sürü sorunları var. Erdoğan Libya'da, Suriye'de, Akdeniz'de yani Yunanistan'la, Azerbaycan'da yani mücadele veriyoruz ya. Burada yani burada kan ter içinde mücadeleler veriyoruz. Büyük devletler artık maşaları bıraktı, direkt doğrudan bize saldırmaya başladılar. Ömrümüzden ömür gidiyor yani. İncecik bir ipin kıl gibi yani hani Sırat Köprüsü derler ya kıldan ince kılıçtan keskin gibi öyle bir köprü üzerinde ayağa yalın yol alıyoruz yürüyoruz ya azıcık bir sallantı ülkenin başına büyük dertler problemler açacak. Hanımefendi çıkmış orada yani Dark dizisini izlediğini takip ettiğini evde boş zamanlarında Dark dizisi izlediğini söylüyor ya milletin derdine bak hanımefendinin izlediği programlara bak. Yani izlediği programa dizi izliyor ya. Adam gecesini gündüzünü bir eylemiş ya. Uyku uyumu 2 saat 3 saatle ülkenin bu pandemi öncesinde bir ayın içerisinde 4 tane 5 tane ülke gezen Erdoğan anlaşmalar imzalayan Dışişleri Bakanları yanında bakın ne kadar Hulusi Akar'ı götürüyor, Hakan Fidan'ı götürüyor. 2 uçak 3 uçak yanında gidiyor. Bir kendi uçağının yanında. Hani devlet kademesinin bulunduğu üst düzey hani bakanlık olsun hani İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı buna benzer bu hani damadı diye aşağılıyorsunuz ya hani o Berat Albayrak Enerji Bakanı hani o da biliyorsunuz yani bunlar yanında götürmek zorunda. Çünkü orada ülkeler arası ikili anlaşmalar imzalanıyor. Bu anlaşmalar da o bakanlar orada oluyor. Yani ülkenin tam kadro üst düzey yöneticileri yanında bir uçak içerisinde gidiyor. Arkasında gelen uçakların içerisinde 180-200 tane Türkiye'nin en zengin, en baba, en varlıklı iş adamları var işte. En büyük firmaları var.
gittiği ülkelerde yapılan anlaşmalar neticesinde anında o iş adamlarıyla o ülkenin içerisinde pazarlama, al sat, orada ne bileyim hani fabrika kurma, orada işletme alanları hani yapma, orada o ülkenin gitmiş olduğu ülkenin iş adamlarıyla birbirleriyle anlaşmalar, kaynaşmalar aracılığıyla ithalat, ihracat geliştirme bakımından ülkenin elinde bulunan malı, üretimi daha fazla yurt dışına ihraç etmek için büyük anlaşmalar imzalayan, gecesini gündüzüne katan Recep Tayyip Erdoğan var. Diğer tarafta da Dark dizisini seyreden, ne yediği belirsiz Kılıçdaroğlu, biliyorsunuz bu pandemi döneminde 6 ay geçti, açıklama yapıyor. Kardeşim iki aşamalı diyor, bak iki aşamalı. Birincisi diyor, virüsü diyor bulaştırmayacaksın. İkincisi bulaştıysa tedavi edeceksin. Böyle bir insan. Diyor kahveleri diyor açtın ama diyor oyun oynamak yasak. Uzmanlara danış diyor. Madem diyor orada diyor adam kağıt oynamayacak, niye kahveye gitsin diyor. O zaman diyor her elde diyor birer bedava kağıt dağıt diyor. Yani uzmanlara sor diyor. Bu kadar basit. Böyle bir genel başkan var. Ve bir de Meral Akşener ne diyor? Selahattin Demirtaş. Biz diyor Meral Akşener'le bir kahvaltı yapalım. Ne yapıyor onlara? Yeşil ışık çakıyor. Diyor ki bak bir kan davalarınız bile olsa diyor. Evinize gelip kapınızı çalarsa diyor. O evin en yaşlı hanımı onu diye içeriye alır. Sonra diyor orada diyor görüşülür, konuşulur. İş orada evin içeri misafirken diyor kan davalı bile olsa diyor hiçbir şey olmamış gibi, hani misafir misafirdir diyor. Ondan sonra gönderirsin diyor, kan davan yine devam eder diyor. Kardeşim ya bunu biz filmlerde görüyorduk ya. Sen filmlere baka baka Dark dizisini izleye izleye sen gerçek hayatı da film sanıyorsun ya. Kan davalın gelmiş de içeri almışsın da sen ona sahip çıkmışsın, evden uğurlamışsın da ne kan davası ya? Miras paylaşımı mı var burada ya? Hayırdır ya, kız alma verme davası mı var ya? Adam Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek istiyor ya, bölmek. Demirtaş Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek istiyor, bölmek. Tamamen yarıya bölmek istiyor ya. Bunun kan davası mı var ya? Adam Türkiye'yi bölecek. Sen bunu eve alıyorsun, baş köşede evin hanımıymış gibi onu ağırlıyorsun. Evde hani ona başına bir iş gelmesin, iş bittikten sonra göndereceksin, yine kan davasına yine devam. Kardeşim 2023 seçimlerine HDP'nin oylarına yeşil ışık çakıyorsunuz ya. Millet İttifakı'na HDP'yi de almak için, onların da hani hoşgörüsünü, sempatisini kazanmak için elinizden gelen her türlü taklayı atıyorsunuz ya. Yemeyin bizi ya. Sizin nereniz Dişikur, nereniz Asena, nereniz Ülkücü ya? Siz çakmasınız. Siz uyduruksunuz ya. Siz milleti kandırıyorsunuz ya. Bu millet sizin ne olduğunuzu gerçekten bilmiyor ya. Vallahi sizi bir şey sanıyor ya. Oturup dizi takip ediyorsunuz. Netflix'te Dark dizisi takip ediyorsunuz ya. Alman dizilere bakıyorsunuz ya. Gerçek söyleyeyim ya. Bu ülkenin büyük sorunları var. Adam omuzuna almış ağır ağır yükleri. Yani dünya çapında G20 ülkesindeyiz. G20'ye girmek için büyük mücadeleler. Kendi savunma sanayi silahlarımızı üretiyor Erdoğan ya. Yazıklar olsun size. Adam büyük mücadeleler veriyor. Siz dizi peşindesiniz. Yok diktatörlük, yok sosyal medya kapanmasın. Sosyal medyama dokunma. Yok diziye ben nereden bakarım? Bu diziyi nasıl takip ederim? Falan filan ayakları yapıyorsun. Sen bir partinin genel başkanısın. İstersen Almanya'ya bir faks çekersin, bir e-mail atarsın. Onlar sana dizinin bütün CD'lerini, orijinallerini postalar zaten. Sen merak etme. Sizin niyetiniz Türkiye'yi yönetmek değil, bu ülkeyi başkalarına peşkeş çekmek. Ama işte peşinizden giden bazı zavallılara acıyoruz. Yapacak başka bir şey yok yani. Buradan haykırıyoruz onlara. Lütfen sesimizi duyun. Bizi anlayın. Bakın bunların derdi din, devlet değil. Bunların derdi dizi, film, oyun, hikaye ya. Bunlar başka ülke peşkeş çekmek. Bunlar televizyon karşısından ülke yönetecekleri. Bunu göremiyor musunuz hala? Kendi kafalarını, saçlarını, başlarını boyayıp, süsleyip, püsleyip, takım elbiseleri giyip de güzel şöyle parlak hani makyajlı film stüdyosunda, film arkasında, set arkasında makyajlayıp, boyalayıp da sanatçıyı filmi yani kameranın önüne çıkardıktan sonra bakıyorsunuz ki ışıl ışıl bir boya üzerinden gittikten sonra adamın feleğe şaşıyor onu tekrar makyajsız görünce. Bunların makyajına aldanmayın, aldanmayın. Kamera arkasında bunların yüzünü görseniz öcü sanıp korkar kaçarsınız. Ama işte ne yapalım? Anlamıyorsunuz, anlatıyoruz. Onların kanallarında, onların yalanlarına, Tele1'de, Fox'ta, Halk TV'de, Sözcü'de, Cumhuriyet'te bunların oyunlarına, hilelerine, şişirmelerine kanmayın arkadaşlar. Lütfen kendinize gelin. Ben size buradan yine
çağrıda bulunuyorum, sesleniyorum. Lütfen oy atmadan önce partinizin, yani gönül verdiğinizin partinizin Türkiye Cumhuriyeti için ve senin geleceğin için, senin çoluğun çocuğun için hani bir ilgi, emek, bir plan, proje, bir şey geliştiriyor mu, yapıyor mu, yapmış mı yani? Önce buna bir bakın, sonra da elini vicdana koy, ondan sonra oyunu at arkadaşım. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.